Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarız. Hepsine hayatları boyunca mutluluklar dileriz. Bugün burada iki çeşit sedum, cuspidatum ve sedum stahli, iki çeşit sedum bitkisiyle bitkisi dikiyorum daha doğrusu. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum ben size. Bu sedum stahli, bunun özelliği tamamen kırmızı olması, mor olması yani. Öbür sedum, buna benzer başka sedum çeşitleri var ama bunun gibi değil. Şöyle şurada tanelerini size göstermek istiyorum. Taneleri şu renktir. Kendisi de şu şekilde kırmızı oluyor. Kesinlikle bu yeşil falan olmaz. Yani rengi budur. Kesinlikle rengi değişmez. Bende bundan iki saksı vardı. 13'lük saksı da. Onları kestim. İki viyol anca çıktı ondan. 104'lü iki viyol çıkarabildim. Şu şekilde. Bu yapraktan aslında oluyor ama çok zor patlıyor. Çok zaman alıyor. Bu sefer ben ne yaptım? O sedum, iki saksı sedumu geçen sene ben hafif gölge bir yere koydum. Susuz bıraktım. İnanın kış boyunca hiç su vermedim onlara. Biraz boylandılar. Boylandıktan sonra ben yaprak arası, biliyorsunuz bu bitkiler boylandığı zaman yaprak arası açılır. Yaprak arası açıldıktan sonra onlardan şu şekilde çelik kestim. Şu an üçlü diktim. İki viyol dediğim gibi ancak çıkabildi. Kafaların hepsini buraya diktim. Neden buraya diktim? Burada tekrar yürüsün, buradan tekrar çelik alayım diye. Buna ben şimdi çok hafif bir su vereceğim. Aşırı su vermeyeceğim bu bitkiye. Çok hafif bir can suyu verdikten sonra bunu bir köşeye atacağım. Artık orada ne olacak durumuna bakacağız. Bu bitki güneşi çok seviyor. Yani sedum tarzı bitkiler genelde güneşi seviyor. Onu size söyleyeyim. Sedum tarzı bitkileri, sedum tarzı sukulent bitkileri kesinlikle güneş görmeyen yerlere koymayın. Yaprak araları hep açılır. O zaman çok salaş olur ve sizin de hoşunuza gitmez o şekil olduğu zaman. Beğenmezsiniz yani, onu söyleyeyim. Bunu diğer işte sedumlardan ayıran tek özellik, diğer sedumları her yerde ulaşabiliyoruz, bulabiliyoruz. Ve bizde de zaten mevcut, çoğaltabiliyoruz. Ama bu kırmızı olanı, yani mor olanını her zaman bulamıyoruz. Yapraktan da çok zor köklendiği için bu şekilde bu sefer denedim. Bu sefer bakalım nasıl olacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Fazla suyu sevmiyor. Fazla su vermenize gerek yok. Yaz kış, yani bu bitki, bu modeli biraz soğuğa dayanıklı oluyor. Bu model, yani kırmızı olanı dışarıda bırakabilirsiniz. Yaz kış güneş görsün. Az su verin ama çok su vermeyin. Çünkü çok su verince biliyorsunuz sedum tarzı bitkiler çok suyu sevmiyorlar. Bu sefer renkleri değişiyor. Ama bunun değişmiyor, onu söyleyeyim. Bu hep kırmızıdır. Kırmızı olanını bulmak biraz zordur. Öbüründen bizde var, yeşilinden var. Onu bir dahaki videolarda size anlatırım. Ama bunu bulmak biraz zor oluyor. Onun için bundan bir yerden edinebilirseniz, dediğim gibi şu kırmızı olanından, mutlaka bunu çoğaltmaya uğraşın. Çoğaltırken de yapraktan çok değil de ya şu şekilde tepeleri kesip şöyle toprağa batırın. Yani şuradaki gibi saksıya diktim zaten. Ama çok fazla su vermeyin. Dediğim gibi çok fazla suyu sevmeyen bir bitki. Ben bunu şimdi aşağı almak istiyorum. O orada dursun. Diğer sedum çeşidimiz şu. Biz burada bunu daha önce 104'lülere diktik. Şuradan bir tane size göstermek istiyorum. Şu şekilde hazır.
köklendiler. Yani şu an fidemiz hazır. Şurada bir tane daha var. Şöyle de göstereyim. Şu an bu 45'liye dikilebilir. Hazır. Ama ben bunlara şu an 45'liye geçirmeyeceğim. Neden geçirmeyeceğim? Bunlardan ben tekrar çelik almak istiyorum. Şu an 45'li de burada diktim zaten. Büyük şeylerde. Oradan bir tane çıkaralım size. Görelim. Şöyle. Şu an 45'li de hazır yetişmiş. Ben bunlardan da tekrar çelik kesiyorum. Neden çelik kesiyorum? Onu size hemen anlatayım. Şimdi şu bitki, hatta biraz daha tekli ve boylusunu alalım. Buradan ki demek istediğimi daha iyi anlayın diye. Şunu çıkaralım. Evet, bu gayet anlatmak istediğimize uygun. Şimdi bu bitki köklenmiş, yetişmiş, yani satılmaya hazır ama ben böyle olmasını istemiyorum. Neden böyle olmasını istemiyorum? Çünkü bu bitkinin şu an kafa kısmı uzadı ki normal, yani kış ayında fazla güneş göremediği için uzuyor. Uzayınca bu kafa aşağı doğru yatıyor. Yani şu şekilde yatma yapıyor. Ben bunu istemiyorum. Ne yapıyorum? Bak, bu bitkiyi onu yapıyorum. Dikkat edin. Şuradan tekrar bunu kesiyorum. Bu gene 45'li viyolde duracak. Zaten alttan, oradan, şu kestiğim yerlerden full patlatacak. Yani aslında benim burada yapmak istediğim, şunu çıkarırsam, şu. Bunun da mesela bak, bu kafa uzamıştı. Bunu kestim, şu an alttan daha yoğun şekilde geliyor. Ben daha yoğun olabilmesi için kafa kısmını kesiyorum. Bitkiye yardımcı oluyorum. Daha yoğun şekilde oradan gelsin diye. Şimdi kafayı kestik. Bu kafayı da kendi içinde böleceğiz. Nasıl böleceğiz? Şöyle göstereyim ben. Şuradan her zamanki gibi yaprakları kırarken yine tam kırıyoruz. Çünkü bunun da yapraklarını dikeceğim. Biliyorsunuz ki bu da yapraktan çok çabuk şekilde çoğalıyor. Şöyle yaprak kutumu yanıma alayım. Şimdi şurayı yine aynı şekilde 1 santim 5 milim şöyle açtım. Dikilecek şekilde. Şuradan tekrar şuradan bir az üstünden şuradan iki yaprak kırdım. Orayı gördüm. Yani keseceğim yeri gördüm. Ve şuradan şöyle burayı kestim. Bunu şimdi bunu ayrı dikiyorum arkadaşlar. Şunu. Bu yine bunları 104'lü viyole dikiyorum. Yaprak altı olan, yani kafa kısmının altı olanını ayrı dikiyorum. Kafaları ayrı dikiyorum buraya. Artık dikimi size anlatmama gerek yok. Dikim işini her türlü öğrendiniz artık. Ondan dolayı bir sıkıntım yok. Yine buradan tekrar biraz daha yaprak kırıyorum. Dikilecek kadar oldu. Şöyle yakına gelelim. Tekrar burayı açtım. 1 santim, işte 7 milim, 8 milim her neyse. Üstten tekrar kesebilir miyim? Şuradan bir yandan baktım. Evet, bir tane daha bundan alabilirim. Şurayı tekrar açıyorum. Şu şekilde. Açtıktan sonra yine keseceğim yeri gördüm. Oranın yaprağını boşaltıyorum. Oradan bir tane daha çelik aldım. Yani bizim burada gayemiz bitkiden ne kadar çok çelik almak. Daha çok çelik almak. Yani alabildiğinin daha alabildiğini almak. Yani şeyi yok. Kaça bölebiliyorsak yani. Şimdi bundan daha çelik alamıyorum. Tabii kafa kısmına yanaştım. Her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz. Tekrar burayı açıyoruz. Şu şekilde. Biraz açtıktan sonra buradan yine formunu kontrol ediyorum. Bakıyorum düzgün, yuvarlak, şu şekilde. Ondan sonra bunu zaten
toplu halde getirip buraya ayrı bir yere onu dikiyorum. Sizin elinizde evde 104'lü viyol veya işte başka bir şey yoksa inanın şu saksılara da yapabilirsiniz. Bakın şöyle 13'lük 14'lük saksılara bunları sırayla böyle dikebilirsiniz ki patladığı zaman inanın harika bir görüntü olacak. Çok yoğun şekilde patlayacak çünkü. Kafa kısımlarını ayrı dikin, alt kısımlarını ayrı dikin. Bir tane daha yapalım. Bu sukulentten bir aradan da size bahsetmek istiyorum. Bu sedum, cuspidatum, bak güneşi çok seviyor. Kesinlikle güneş görmeyen yere koymayın bunu. Şurada ben size bir tane çıkarayım. Bakın çok susuz kalmış. Rengi de gayet pembeleşmiş. Neden? Hem susuz kaldığı için hem güneş gördüğü için. Eğer bu sukulent gölge yerde durursa aşırı da su verirseniz yemyeşil olur. Yemyeşil olur. Bu kat arası yaprak kat arası daha çok açılır. Daha çok açıldığı zaman bu sefer yatar. Yattığı zaman da siz dersiniz ki bu sukulent büyüdü. Halbuki sukulent büyümedi. Sukulent formunu kaybetti. Yani kendinden geçti. Onun için kesinlikle eğer bu sukulentten elinizde varsa, hatta şurada bir tane çiçek açmış da var. Onu da size göstermek istiyorum. Şu şekilde çiçek açıyor. Beyazdan sarı arası bir renk çiçek açar. Şu an hep açıyorlar zaten. Çiçeğe dediğim gibi her zaman söylüyorum, bizim için çok kesinlikle güneş görmesi gerekiyor. Gölge yerde ve güneş almayan ve çok sularsanız, almayan yere koyup çok sularsanız yeşile döner. Yeşile döner, boylanır. Boylanmamasını istiyorsanız bu sukulent yaz boyu güneşe koyun. Yani yaz boyu buna Ağustos güneşi de vursa, Haziran güneşi de vursa, güneş bunu pişirse de hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Daha çok kırmızı olacak. İnanılmaz bir renk alacak. Onun için kesinlikle güneş gören yere koyun ve orada dursun. Şuradan şimdi bir tane daha almak istiyorum. Şöyle beraberce bir tane daha yapalım. Bakın 104'lü de olanı da keseceğim. 45'liye diktiklerimi de kesiyorum. Bak şu an 45'liden kesiyorum. Şu an satılabilecek forma geldiler. Ben kesiyorum. Neden kesiyorum? Daha çok formlanmasını istiyorum. Bazı sukulentler, şöyle söyleyeyim. Biz burada her sukulentin anacını yapmıyoruz. Bazı sukulentler 45'liyken de ondan anaç alabiliyorsunuz. Yani çelik kesebiliyorsunuz. 104'lü değil de çelik kesebiliyoruz. Bunlar için, bazı sukulentler için ben burada ayrıktan bir anaç yapmıyorum yani. Buradan da alabiliyorum. Buradan da alıyorum. Yaprağından da üretebiliyorum. Onun için her sukulentin anacını yapmıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak ikili patlamış. Ben yine de kestim onu. Aynı sistemi burada da uygulayacağım. Şimdi şuradan bir tane kestim. Kafayı aldım. Onu ayırdım. Küçük yavruyu şuradaki ana gövdeden ayırdım. Küçücük, bakın. Hiç önemli değil. Onu da aynı buraya bu şekilde batırıp dikeyim. Ondan sonra şurası açık zaten. Bunu tekrar yapıyorum çünkü bu sukulentten eğer elinize bir tane geçirirseniz inanın bir sürü yaparsınız. Onu çok basit şekilde çoğalıyor çünkü. Yapraklarını da dikin. Yaprakları da bence en hızlı patlayan sukulentlerden bir tanesidir. Yani Sedeveria, Echeveria gibi bazı sukulentlerin bile yapraklarından daha hızlı patlıyor, haberiniz olsun. Yaprak dikimini de biraz sonra bir şey daha anlatabilirim size bununla alakalı. Şunu da bir dikelim. Dikme işini tamamen bir aklımızdan çıkaralım. Dediğim gibi bir kafayı kestiğiniz zaman, yani bir tane kestiğiniz zaman alabildiğiniz kadar ondan, çıkarabildiğiniz kadar çelik çıkarın bence. Çünkü çok güzel bir sukulent oluyor. Çok çabuk büyüyor. Özellikle yazın. Ama dediğim gibi sakın ha güneş görmeyen yere koymayın.
O zaman sukulentinizin formu bozulur. Şimdi burayı tekrar açtım. Buradan yaprağını kırıp açtım. Gördüm. Tekrar bir çelik daha aldım. Bunlar şimdi ben neden ayrı ayrı dikiyorum? Bunlar daha yoğun patlayacaklar burada. Yani bu 104'lüye diktiklerim tek kafalar da büyüyecek. Ama şunlar 4'lü, 5'li, 7'li, 8'li gelecek. Şu şekil gibi yani. Şuradaki yoğunluğu görüyorum. Öyle gelecek yani. Onun için burada kafa kısmından ziyade alttan aldıklarınız yani şu beden kısmı daha önemli bence. Onun için beden kısmından aldıklarınızı ayrı dikin, kafalarla beraber karıştırmayın. Çünkü gerçekten çok yoğun şekilde patlayacaklar. Kafayı yine oraya aynı şekilde diktim ben. Bunu da açalım. Aynı şekilde bunu da oraya dikelim. Şöyle diktim. Şimdi yaprak dikmeyi hepiniz biliyorsunuz. Başka videolarda da anlatanlar söylediler bana, anlatıyorlar. Yaprak dikiyorlar ama yaprak dikerken arkadaşlar şu yaprağı şöyle yani bak lütfen şöyle şu şekilde yapın. Bu şekilde dizin. Yani şu kadar basit bir şey yani. Yaprağı böyle atmayın buraya veya yan koymayın. Yaprağı patlayacak şekilde yani şu şekilde koyun. Şu kadar. Yani şunu yapın yani. Çok zor bir şey değil. Ben mesela bu yaprakları belki de böyle de dikebilirim. Viyol yani 104'lü viyollere ikili ikili veya tekli tekli de dikebilirim. Veya bir balık kasasına hepsini de dikebilirim. O tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama bunun yapraklarını kesinlikle dikin. Bu yapraktan çok çabuk patlıyor. Siz de göreceğiniz zaten. Dediğim gibi fazla suyu sevmiyor. Güneşi çok seviyor. Yağmur yağıyor diyor. Biraz da yüksek sesle konuşuyorum. Serada biliyorsunuz yağmur yağınca çok ses çıkar. Bu niye bağırıyor diye kızmayın bana. Sesimi size duyurmaya uğraşıyorum. Belki de biraz fazla bağırıyorsam da özür dilerim. Sesim duyulsun diye böyle yapıyorum. Dediğim gibi çeliklemesi çok basit. İki çeşit sedumu anlattım size. Eğer bu sukulentlerden şundan özellikle bir tane edinmenizi isterim. Bir tane elinize geçirirseniz zaten binlerce yapabilirsiniz onu. Eğer bu şekilde yapacağınız ama şu şekilde yapın ama. Suyu fazla sevmez, güneşi çok sever. Güneşe koyduğunuz zaman düzenli sulayabilirsiniz, sorun yok. Ama kesinlikle gölge yere koymayın arkadaşlar. Boya gider, sukulentin formu bozulur. Ondan sonra farz edelim koydunuz, boyu uzadı. İstediğiniz yerden hemen kesin onu, budayın onu. Hemen şuradan vurun makası, iki yaprak bırakın altta. İki yaprak bırakın, kesin hemen hepsini. Kestiklerinizi hemen çelik yapın, dikin. O alttan tekrar yürür gelir. Yani bu sukulent eksi, hava kışın eksiye düşmedikçe içeriye almayın. 12 ay dışarıda durabiliyor ama bak yine söylüyorum. Eksiye hava düşmedikçe içeri almanıza gerek yok. Eğer eksiye düşerse geçen seneden biliyorum donuyor, haberiniz olsun. Hava çok eksiye düşmedikçe sorun yok. Üzeri böyle kapalı bir teras gibi bir yer bile olsa yetebiliyor. Yani üstten soğuk vuruyor biliyorsunuz. Don üstten geliyor. Bunlarla ilgili anlatacağım size başka bir şey yok arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.